günde, havanın ışıl ışıl olduğu bir bahar zamanında ve bu Sinop'un yine cennet köşesi Gerze'de sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Çünkü ben bu mahallenin uşağıyım, buradayım, buradayım, buralıyım. Karadeniz'in havası bana esti mi, bir başka coşuyorum. Hele hele bizim siyasetin ilk anımdan itibaren bir abi kardeş ilişkisiyle birlikte, o güzel yılları bir arada geçirdiğim Engin Altay'la birlikte Sinop'u ziyaret etmek elbette çok büyük mutluluk. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki buluştuk. Cıvıl cıvıl bir mahalle görüyorum burada. Cıvıl cıvıl bir ilçe görüyorum. Niçin? Çünkü her yaştan insan var. Büyüklerim var, hanımefendiler var, beyefendiler var. Çok kıymetli gençler var. İnanılmaz cıvıl cıvıl çocuklar var, muhteşem görüntüler. Güzel anneler var, babalar var, muhteşem. Aslında arzu ettiğimiz şu: memleketin her anı böyle olsun. Memleketimizin her noktası böyle olsun. Hani Sinop'a mutlu şehir derler. Mutluluğunun vesilesi insanlarıdır. İnsanlarının gönlü zengin, kalbi güzeldir. İnsana insan olduğu için güzel gözle bakar, iyi gözle bakar, iyi karşılar, misafirperverliği başkadır. Onun için Sinop'un o mutlu şehir, o mutlu insan kalbi bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne yayılır inşallah. Sizlerle beraber yayılsın. Sinop'un, Gerze'nin o enerjisini almaya geldim. Geçen Edirne ve Kırklareli'de Trakyalı hemşerilerimle buluştum. Sonra tabii ki kendi coğrafyamızdan başka Karadeniz'de devam etmeyi arzu ettim. Ve Karadeniz'deki ilk ziyaret noktamızı da Sinop olarak belirledik. Ve Sinop'ta olmaktan da çok ama çok mutluyum. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, güzel çocuklar, fıstıklar, size bayıldım. Size bayıldım. Harikasınız siz. Harikasınız. Evet. Şimdi birkaç şey, sağ ol, teşekkür ederim. Birkaç şey söylemek istiyorum. Değerli dostlar, çok yoruldu memleket. Çok sıkıldı, çok üzüldü. Siyasetin kirli alanını bu memleket yaşamaktan usandı. Her akşam sert bir insan yüzünü, parmak sallayan anlayışı ve insanları azarlayan bir dilden kurtulmak istiyoruz. Onu evine yollamak istiyoruz. Onu evine yollayıp emekli etmek istiyoruz. Memleketin üretime ihtiyacı var. Gençlerimizin umuda ihtiyacı var. Çocuklarımızın cıvıl cıvıl, cıvıl cıvıl geleceği kucaklayacak iyi bir eğitim alması lazım. Sinop'un hak ettiği yere gelmesi lazım. Bakın, İstanbul'dan Sinoplu hemşehrilerimin de size selamını getirdim. Sinop'tan daha çok Sinoplu İstanbul'da var. Sinoplu dostlarımız elbette ekmeğini her yerde çıkartır ama bu cennet köşesi Sinop'un kendi karakteriyle, doğasını koruyan anlayışıyla, tarımıyla, her unsuruyla, turizmiyle aslında hak ettiği değerin çok altında. Ekonomik olarak çok altında. Halbuki gençlerimizin niçin bu cennet köşesi, bu cennet köşesi vatanı Sinop'u terk etsinler, etmemeliler. Burada paralarını kazanmalı,
hayat kalitesine mi seviyede yaşamalılar? Ama Türkiye ne yazık ki bu düzeni kuramadı. Biz kuracağız. Göreceksiniz. Güçlü bir yapıyla her köşesini memleketin, doğusunu, batısını, güneyini, kuzeyini en güzel şekilde değerlendireceğiz. Ve turizmden, tarımdan, Sinop'un gelirini en az iki katına çıkartacak avantajları olduğunu bilen yönetimiz. Bir köşeyi rant alanı olarak kullanırken memleketin bir başka köşesini unutmayacağız. 785 bin kilometre dedi Engin abi. Evet, 785 bin kilometre karenin her köşesini cennet yapmalıyız. Her köşesindeki insanları kazanan insanlar haline getirmeliyiz. Bütün bunlar mümkün. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşerilerim, şimdi 14 Mayıs'a giderken, bakın 2017'den beri ülkemizde bir ittifak mücadelesi veriliyor. İnsanlar bir araya gelsin, bir arada düşünsün, ortak akılla memleketi yönetsin diye bu yola çıkıldı. Bu yıl bu yolculuğun lideri ve önderi gerçekten büyük emek vermiş. 2017 yılından beri büyük emek vererek bu yolculuğu yapan ve bugün hepimizin Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdim size. Hep beraber bu seçimi kazanacağız. Cumhurbaşkanı adayımız da öyle diyor, biz de öyle diyoruz. Evet, Millet İttifakı olarak seçime giriyoruz. Evet, hep birlikte çalışacağız. Millet İttifakı'nı iktidar yapacağız. Ama esasen biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız. Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek. 86 milyon insanımız mutlu olacak. Herkes mutlu olacak. Partizanlığı çöpe atacağız. Partizanlığı çöpe atacağız. İnsan kayırmacılığı çöpe atacağız. Adalet, hak, hukuk gelecek. Liyakat gelecek. Ben çalışırsam hakkımı elde ederim. Karşılığını bulacak bu topraklarda. Hukuksuz, kayırmacılık, bütün bu duyguları bertaraf edeceğiz. Ve göreceksiniz, yani bir seçim bittikten sonra 86 milyon insanın eşitlendiği bir dönem başlayacak. Şu belediye benim belediyem, o belediye benim belediyem değil demeyeceğiz. İnsanlarımıza eşit davranacağız. Bakın bu kardeşiniz 2019 yılında seçildikten bugüne yapmadıklarını bırakmadılar. Soruşturmalar, mahkemeler, davalar herhalde takip ediyorsunuz. Yapmadıklarını bırakmadılar. Ellerinden geleni ardına koymadılar ama yine başarılı olduk. Yine iş ürettik. Yine memleketimizin o cennet köşesi İstanbul'umuza çok güzel hizmetler yaptık. Ama bu dönemi bitireceğiz biz. Öyle ona buna zulüm çektirmek, hukuksuzluk yapmak dönemini sona erdireceğiz. Ve az önce başkanımız da söyledi. Sevgili dostum Mansur Yavaş'ın da sizlere selamlarını getirdim. Evet, ittifakımız güçlü. Başında Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener, diğer liderler hep birlikte çok çalışacaklar. Ama iki şehirde Cumhurbaşkanımızın Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle bir dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'un ve Cumhuriyetimizin başkenti olan Ankara'nın belediye başkanları olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında bu yeniden yapılanma döneminde yeniden bir başlangıç ortaya koyma döneminde neyimiz varsa ortaya koyacağız. Birlikte başaracağız ve ülkemize Cumhuriyetimizin
100. yılını yakışır hale getireceğiz. Sevgili dostlarım, güzel bir Sinop turu atacağız. Ziyaret edeceğimiz noktalarımız var. Şu iki noktayı daha sizlerle paylaşarak sözlerime son vermek istiyorum. Birincisi, bakınız, bizim Cumhurbaşkanı adayımız bütün görüşleri bir araya toplama gayretinde, aynı masada konuşmak, aynı masada bir ortak akıl üretmek gayretinde. Her düşünce, her anlayış orada var. Yani ayrışmayı istemiyoruz. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, oy veren vermeyen herkes, hanımefendiler, beyefendiler, sandıkta ayrışmaya müsaade yok. Asla ayrışmayacaksınız. Oyunuzun yeri Millet İttifakı, oyunuzun yeri Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla ayrışmak isteyenler olabilir. Biz onlara bir şey demiyoruz. Ama siz ayrışmayacaksınız. Ayrışmak isteyen kendi yoluna gider. Ama siz oyunuzu bölmeyeceksiniz. Oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanacaksınız. Anlaştık mı? Söz mü? Tamam, güzel. Özellikle sevgili çocuklar, sevgili gençler, çok güzel hanımefendiler, beyefendiler, bunu sizden istiyoruz. İkincisi, her yerde gönüllü olacağız. Bakın, ben memleketimin her köşesini gezeceğim. Hakkari'ye de gideceğim. Karadeniz'in her noktasına da gideceğim. Genel başkanımızla da gezeceğim. Diğer liderlerle de dolaşacağım. Ve her köşesinde gönüllü bir şekilde oy kullanacağız. Oylarımıza sahip çıkacağız. Memleket tam da bugün, yani 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağladığı gece yapılan hukuksuzluklara 2019'da dur dedi. Dur dedi. Maçta hile yapmaya kalktılar. Milletimiz onlara büyük bir tokat attı. 31 Mart'ı 1 Nisan. Yani bize kaybedenler kulübü diyorlardı. Artık kazananlar kulübüyüz biz. Milletçe kazanacağız. O işi biz 2019'da bitirdik. Bitirdik. Zaten onun için 4 yıldır İstanbul'da varsa yoksa İmamoğlu. Başka bir iş dedikleri yok. Akıllarını başlarından milletçe aldık. Akıllarını başlarından milletçe aldık. Almaya devam edeceğiz. O günün o güzel ruhunu ve duygusunu yaşamaya devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Her şey kesinlikle olacak. Sinoplu diyorsa olacak kardeşim. Sağ olun, var olun. Her şey çok güzel olacak. Kıymetli başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz değerli konuşmaları için. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı.